Şimdi RDJ Doktor Doom olarak geri döndü ve diyorsunuz ki ya muhtemelen bu adam Iron Man varyantıydı. Sonra da Doktor Doom'a dönüştü değil mi? Çizgi romanlarda öyle bir şey vardı işte. Iron Man Infamous diye bir şey. Ama yanılıyorsunuz, öyle değilmiş. Çünkü Robert Downey Jr. insanların bu dedikodusundan dolayı bir açıklama yaptı ve dedi ki söylentiler yanlış. Benim oynayacağım karakter Victor Van Doom. Yani Iron Man değil aslında doğuştan beri Victor Van Doom olan bir karakteri kendisi canlandıracak. Ki bence bu daha iyi. Tabii insanlar şu yüzden sevmeyebilir. Bu adam Tony Stark'tı. O yüzden bari oradan gelip Doktor Doom olsaydı haklısınız. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Ve bence yani sonuçta bize lazım olan bu. Bir Doktor Doom yani orijinal versiyon. Iron Man'den Doktor Doom değil. Bu olay kendisini daha çok bir varyant yapardı. Yani bizim ihtiyacımız olan orijinal bir Doktor Doom. Yani sizin beklediğiniz şeyi biz görebiliriz yine ama orijinal olan bu olmayacak. Çünkü olmamalı değil mi yani? Niye olsun? Yani tamam evet bu Iron Man'di. Bu adam Iron Man'di. O yüzden ama üzülürüm olamaz yani. Geçen ayki San Diego Comic-Con'da Marvel Studios Russo kardeşleri Avengers The Kang Dynasty'yi Avengers Doomsday olarak ve sonrasında da tabii ki Avengers Secret Wars'un yönetmenleri olarak MCU'ya geri davet etti. Ancak en büyük sürpriz Robert Downey Jr.'ın Multiverse Saga'nın yeni bir kötüsü Doctor Doom olarak tanıtılmasıyla sona saklandı. Oscar ödüllü oyuncu 10 yıldan fazla bir süredir Iron Man oynayarak geçirdi. Bu yüzden Marvel'e o ikonik kötü adam olarak geri dönmesi kesinlikle beklenmedikti. Hatta şunu söyleyeyim size. Önceden Katlius'u oynayan aktör var ya. O adam Doktor Doom olarak önce o seçilmiş. Şimdi şey diye işte çokların olayları olabilir. Niye olmasın? Bir evrende büyücü olan adam başka bir evrende bu olabilir. Böyle biri olabilir. Doktor Doom. Ama demişler ki eğer bu oluyorsa o zaman biz aklımızı kullanalım. Marvel'in hayranlarının şu an en çok istediği adam kimse biz onu getirelim. Zaten sürekli ağlıyorlar Robert Downey Jr. gitti diye. Ben Iron Man'i istiyorum. O zaman bari böyle getirelim değil mi? Ne yazık ki heyecanın çoğu hayranların Doom'un zırhında kötü bir Tony Stark varyantını oynayacağına dair endişeleri nedeniyle azaldı. The Hollywood Reporter'a konuşan Downey, Disneyland'in yaklaşmakta olan Stark Flight Lab yolculuğunda Iron Man rolüne değinirken Doom olarak rol alması ile ilgili sessizliğini bozdu. Ayrıca Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'nin karakterin hakkını verme hevesini tartışırken Victor Van Doom'u oynadığını da doğruladı. Bir de şunu düşünün yani. Yani adın Victor Van Doom ve ismin Doktor Doom yani. Yani ismi yani Victor Van Doom olmasaydı bence ya yani yazık olurdu ya bence. Yani muhtemelen bir yıl önce çünkü biliyorsun Kevin Feige ve ben iletişim halindeyiz. Biz arkadaşız. Feige ve ben iletişim halindeydik. Russo kardeşler ile yakınım. Yaptığımız başka işlerimiz var. Bu yüzden küçük bir grup yol arkadaşım vardı. Ve Bob Iger'a gitmek istediğime dair bir içgüdüm vardı. Ve parklarda olup bitenlere ve tüm konum tabanlı eğlencelerine nasıl hizmet edebileceğime dair sinematik evren dışında bir fikrim vardı. Susan ve ben bir noktada Fagi ile oturuyorduk ve dedi ki eğer geri döneceksen ve Susan bekle bekle ne olarak geri dön dedi. Sonra ikimiz de zamanla fark ettik ki bu çok sofistike bir yaratıcı düşünür olan bu adam hakkında herhangi birinin sahip olabileceği herhangi bir şüpheyi çürüten başka bir şeydi. Nasıl geriye gidemeyiz? Beklentileri nasıl hayal kırıklığına uğratmayacağımız? Beklentileri nasıl aşmaya devam edebiliriz? Ve Victor Van Doom'u gündeme getirdi. Bu karaktere baktım ve vay canına dedim. Daha sonra Kevin, hadi Victor Van Doom'u düzeltelim. Bunu doğru yapalım. Şimdi bir araya gireceğim. Yani Robert Downey Jr. Victor Van Doom'u bilmiyor muymuş? Yani cidden sanırım doğru değil mi? Sanırım aktörlerin Marvel hakkında hiçbir bilgisi yok. Yani abi en azından bir şeyler görürsün değil mi Victor Van Doom hakkında? Yani. Sonra Kevin'a Bob Iger ile konuşabilir miyim dedim. Ne hakkında diye sordu. Ben de her şey hakkında. Bob'un evine gitmiştim ve bu deneyimi nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok güzel deneyimler yaşadım ama Iger'ın pedine gidiyorum. Oturuyoruz ve hoşuma gitti diyor. Beğendi dedim. Imagineering kampüsüne gel dedi. Fagi ve ben Imagineering kampüsüne gidiyoruz ve bırakın aynı şeyi akıllarını
akıllarını uçurması kolay olmayan iki adam hakkında konuşmak istiyorsunuz. Çok fazla şey söyleyemem ama şu anda orada olanlar neyin mümkün olduğuna dair beklentimin çok ötesinde. Evet, anlaşılan gerçekten bizi sadece, yani artık bilmiyorum, Marvel değil belki Disney açısından da Robert Downey Jr. ile ilgili çok fazla bir şey bekliyor. Çünkü Bob Iger Disney'in CEO'suydu, kovulmuştu ama şu an geri döndü. O yüzden evet. Sanırım bizim beklediğimizden çok daha fazla şey olacak. Tabii ki bunu bilmiyoruz ama göreceğiz. Feige, Downey Iron Man olarak geri istiyor gibi görünmüyor. Bu da neden onu Doktor Doom olarak seçme kararının alındığını açıklıyor. Şimdi Marvel Studios'un Downey Doom'un tamamen ayrı bir karakter olarak ele alıyor. Tony ve Victor arasındaki benzerlikleri ele almaktan kaçınıp kaçınmayacağını merak etmeden edemiyoruz. Eğer öyleyse, Johnny Storm'un Kaptan Amerika'ya benzerliğine sadece Deadpool'a Wolverine'de geçerken denilmesine benzer olabilir. Yani bir anlığına öyle sandık ama değildi. Onların hiçbir benzerliği yok. We don't know that guy. We thought we did. Yani Kaptan Amerika asla Dick for Brains demez. Neyse. Avengers Doomsday'in Mayıs 2026'da, Avengers Secret War'un ise Mayıs 2027'de vizyona girmesi planlanıyor. Elimizde olan güncellemeler için, yani şimdi tabii bunu bilmiyoruz. Çünkü bu tarih değişebilir ama şu anlık evet böyle. Ve arkadaşlar şu anlık yani olay budur. Iron Man yok. Tony Stark da yok. Victor Van Doom var. Umarım insanlar buna caps yapar ha. Oh Tony, only Victor. Yani neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmanızdır. Şimdilik hoşça kalın.